Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yeni bir oto vlog'la karşınızdayız. Biliyorsunuz bir süredir otomobil piyasası videosu çekmiyorduk. Sizler de gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan bize son dönemki satışları, bayilerdeki durumu soruyordunuz ve özellikle ikinci el piyasasını soruyordunuz. Son durum nedir? Satışlar nedir? Bilgi verir misiniz diye. Bugün sizlerle ikinci eli konuşacağız. Asıl konumuz ikinci el olacak. Fakat sıfır otomobil piyasası hakkında da kısaca şöyle bir üstün körü geçelim diyorum. Evet, şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz 3 ayda satışlar oldukça yüksek seyretmişti. Kasım'da başladı. Aralık ayında son 4 yılın belki de en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. Ocak ayı da son 3-4 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştı. Yani otomobil piyasası için oldukça hareketli bir günleri geride bıraktık. Tabii bu söylediğim sıfır otomobil satışları için geçerli. Çünkü ikinci el otomobiller sıfırdan daha pahalıydı. Yani biliyorsunuz şöyle espriler döndü arkadaşlar. İkinci el otomobil alacağım ama 20 bin lira daha az para veririm ve sıfır araca binerim diye bayağı geyik yapılmıştı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ocak ayı ile ilgili bir video yayınlamıştık. Kanalımızda mevcut ODD verilerini paylaşmıştık. Satış rakamlarının yüksekliğinden bahsetmiştik. O konu hakkında tekrar konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ocak ayında evet satışlar çok yükseldi. Son 3-4 yılın belki de en yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştı. Yalnız bunda filo alışlarının etkisi oldukça fazla. Biliyorsunuz böyle Ocak döneminde biraz da hem devlet kurumları hem de özel kurumlar böyle filo olarak araç satın alıyorlar. Gerek Fiat grubundan gerek Renault grubu gibi böyle bir filo satışı daha çok yapan otomobil markalarından aldığımız bilgiler bu yönde. Yani Ocak ayında ciddi şekilde böyle firmalara araç teslim ettikleri için satış rakamları da biraz yukarıda seyretti. Ama tabii sonuç olarak Ocak ayında ciddi şekilde araç satışı oldu. Peki Şubat'ta satışlar nasıl sürüyor derseniz, evet plazalarda hala müşteriler var, hala araç satılıyor ama eski aylar gibi değil, satış rakamları oldukça aşağılara düştü. Bir önceki senelere döndü diyelim yani, bir örnek verecek, kıyaslama yapacak olursak. Yalnız gene de tabii araçlar satılıyor. Peki döviz kuru düştü, fiyatlar düşmedi diyenleriniz oluyor. Yani biliyorsunuz biz Türkiye'de yaşıyoruz, döviz kuru 3 kuruş arttığında hemen zam yapılırken 50 kuruş düştüğünde maalesef indirim yapılmıyor. Ama bunun yerine firmalar çeşitli kampanyalarla müşterileri böyle cezbetmeye çalışıyorlar. Tabii indirim yapılması bizim daha yararımıza olacaktır ama yani maalesef böyle olmuyor gerçekte. Şimdi döviz kurunun düşmesi dedik. Kısaca ondan da bahsedeyim. Döviz kuru aşağıya düştü ama otomobillerin liste fiyatında ciddi bir indirim olmadı. İşin gerçeği yani kurun böyle çok aşağıda kalacağını da düşünmüyor otomobil satıcıları. Tekrar yukarıya bir hareketin olacağını düşündükleri için de indirim yapmıyorlar ama tabii indirim olması gerekir. İndirim olmasın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yalnız firmalar bildiğiniz gibi liste fiyatlarından araçları vermiyorlar arkadaşlar. Araç almak istiyorsanız eğer ki araç alma niyetiniz varsa muhakkak firmaları arayıp pazarlık yapın. Ciddi şekilde indirim sağlayabiliyorlar şu son dönemki satışlarda. Bir de şunu söyleyelim, biliyorsunuz biz bir almıyoruz kampanyası başlatmak istemiştik geçtiğimiz aylarda. Bu kampanya büyüdü, hashtagler yazıldı, bizim videonun altına da yapılmıştı hashtag almıyoruz. Burada da devam ettirebilirsiniz. Ne kadar tüketici araç almazsa, üretici araç satamazsa o zaman biraz daha tüketici lehine indirimler olacaktır. Bunu da belirtelim. Gelelim asıl konumuza, ikinci el otomobil satışlarına. İkinci el otomobil satışları arkadaşlar Aralık ayı itibariyle durma seviyesine geldi. Yani bazı galeriler haftada belki bir bile satış yapmadan kepenk kapattılar. Yani sıfır satışlar ne kadar yüksekse ikinci el satışlar bir o kadar aşağıya düşmüştü. Aralık ayında, Ocak ayında bu düşüş devam etti. Fiyatlara da yansıyor. İkinci el otomobil fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yine %5 civarında bir düşüş oldu. Yani bu düşüş oldu diyoruz. Her marka modelde olmuyor maalesef. Bazı markaların sıfır temini zor oluyor. Özellikle ithal ürünlerde, mesela örnek vereyim, Volkswagen grubu gibi firmalarda yani araç, sıfır araç gelmediği için ikinci elde de bir gevşeme yaşanmıyor maalesef. Ama çoğu otomobil marka modelinde ikinci elde aşağıya doğru bir düşüş oldu. Peki bu düşüş sürecek mi derseniz, işte asıl soruya geliyorum. Evet, biz geçtiğimiz aylarda da söylemiştik, Kasım ayında da söylemiştik. Eğer ki
aceleniz yoksa, yani bir otomobil ihtiyacınız yoksa ikinci el araç alma işini erteleyin demiştik. Baharı görün demiştik. Yani Şubat'ın sonunu, Mart'ın başını görün demiştik. İşte gördüğünüz gibi Şubat'ta biraz daha düşüşü hissediyoruz. Peki Mart ayında düşüş devam edecek mi? Evet, bir miktar daha indirim olabilir ikinci elde özellikle. Yani sıfır için söylemiyorum arkadaşlar. Ama ikinci el satışlarda ikinci el ticaretin olmamasından kaynaklı bir gevşeme yaşanıyor. Bu gevşeme biraz daha artarak devam edecek. İşin gerçeği. Yani önceki videolarda söylediğimiz gibi eğer ki bir anlamda otomobil ihtiyacınız yoksa otomobil alma işini bence bir ay daha erteleyin. En azından Mart ayını görün. Yani Mart'ın şöyle ilk haftasını bir atlatalım. Ona göre fiyatlar böyle piyasa biraz daha şekillenir arkadaşlar. Yani sizin de eğer ki alma niyetiniz varsa Mart'ın ilk haftasından sonra ikinci el bence alabilirsiniz. Evet, pandemiden dolayı ikinci bir dalga bekleniyor. Yani yeni bir kısıtlamalar belki bahar döneminde yaşanabilir ama biliyorsunuz yaz döneminde ülkemizde her sene olur bu. Yaz döneminde otomobil satışları biraz daha yukarıya doğru çıkar. Aynı zamanda ikinci elde de satışların yukarıya çıkması demek. Özellikle piyasada daha temiz olan araçlarda öyle yukarı yönlü bir fiyatlarında artış görülebilir. Onun için Mart ayını bekleyin. Mart'ın ilk haftasını görün. İhtiyacınız varsa Mart'ın ikinci haftasından sonra ikinci el bir araç, bütçenize uygun bir araç alabilirsiniz. Sıfır araç almak istiyorum derseniz arkadaşlar şu an kampanyalar var. Kampanyalar biraz daha artabilir. Yani kredi faizleri biliyorsunuz yukarıda seyrediyor ama kurun aşağıya düşmesi ve fiyatları aşağıya indirmeyen firmalar kampanya yapıyorlar. Bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Eğer ki böyle sıfır kredili bir finansman desteği sağlarsanız bence onu da alabilirsiniz. Sıfır araçta alabilirsiniz. Günümüz piyasası için bizim öngörümüz bu yönde. Stoklarda araç var mı diye soran arkadaşlar oluyor. Hemen hemen her bayinin otoparkı artık doldu. Oldukça fazla araç var. Yani her marka modeli bulabiliyorsunuz. Geçtiğimiz aylar gibi değil. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda aracın rengine bile karar veremiyordunuz. Yani ne varsa onu alıp çıkalım havası vardı. Şimdi öyle değil. Oldukça fazla araç var. Özellikle ülkemizde üretilen modellerde bir sıkıntı yok. Yani Toyota grubu, Honda grubu, Renault grubu, Fiat grubu vesaire. Bu araçlarda, bu gruplarda oldukça fazla araç var. Bir de Egea Cross çekmiştik hatırlarsanız geçtiğimiz hafta. Kenardan onun da inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Egea Cross'un altına araç bulamıyoruz diye yazan arkadaşlar vardı. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar Fiat grubu biraz daha böyle filo satışı yapan bir firma. Bundan dolayı özellikle Ocak ayında arkadaşlar böyle biraz daha filo satışları yaptığı için maalesef öyle ufak tefek bir stok sıkıntısı yaşandı. Ama Mart ayının başıyla beraber, o da aynı şekilde Mart'ın ikinci haftasıyla beraber herhangi bir stok sıkıntısı yaşamazsınız. Fiat Egea Cross düşünenler için de 3. ayla birlikte stoklara gelecektir, bayilere gelecektir. Olmayan bayilere gelecektir en azından, öyle söyleyelim. Volkswagen grubunu da önceki videolarda söylemiştik. O da 3. ve 4. aydan sonra gerek Golf gerekse diğer modelleri stoklarına geleceğini söylediler bize. Evet, kısaca size şöyle birkaç haftanın bir değerlendirmesini yaptık. Bizi izleyip beğenip kanalımıza abone olursanız arkadaşlar çok memnun edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.